Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz kısa süre önce ülkemizde raflardaki yerini alan Oppo'nun Reno 3 modeli. Bildiğiniz gibi Oppo Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı arkadaşlar. Özellikle Sıla'nın oynadığı reklam filmleri hayli dikkat çekmişti. Baktığımız zaman Reno 2 modeliyle hayli popüler olan bir markaydı Oppo. Kısa süre önce Reno 3 serisini de ülkemize getirdi. Şimdi bu modellerden Reno 3'e bakacağız. Bir de Reno 3 Pro var. Onun da incelemesi sitemizde yer alacak. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Reno 3'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar damla çentik bir tasarımla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz Reno 2'de üstten çıkma pop-up bir kamera vardı. Aynı şekilde Reno 2 Z modelinde de yine pop-up bir kamera yer alıyordu. Lakin Reno 3 modellerinde gerek Reno 3'te gerekse Reno 3 Pro'da pop-up kamera yok. Birinde damla çentik tasarımı tercih edilmiş, diğerinde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Bunu size hemen yeri gelmişken belirtelim. İncelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. En önce telefonumuzun ön kısmına bakalım. Ön kısımda dediğim gibi damla çentik tasarım var ama çerçeveler ince tutulmuş. Dolayısıyla bu damla çentik çok çirkin görünmüyor. Artık damla çentik tasarımının da modasının geçtiğini söyleyebiliriz. Delikli ekranlar göze biraz daha hoş geliyor ki şu aralar pek çok firmanın ekran altı kamera üzerinde çalışmalar var. Muhtemelen 2021'de bu teknolojinin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Yani 2021'de seneye, önümüzdeki yıl pek çok modelde damla çentik ya da delikli ekran yerine ekran altı kamera teknolojisi tercih edilebilir. Artık yavaş yavaş zaten damla çentik modasının sonuna geldiğimizi de söyleyebiliriz. Telefona baktığımız zaman dediğim gibi çerçeveler ince, lakin alt çerçevenin biraz kalın durduğunu söyleyebilirim. Oppo burayı biraz daha inceltebilirdi arkadaşlar. Arkada yüze geçtiğimizde ise dikey olarak konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülünü görüyoruz. Bunun hemen yanında ise flaş ışığı yer alıyor. Telefonun yan kısmında power tuşu mevcut. Sağda ise sim kart girişimiz ve ses açıp kapama tuşlarımız bulunuyor. Alt kısma geçtiğimizde arkadaşlar 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz yine yerini almış. Ve onun hemen yanında da Type-C girişimiz mevcut. Telefonun üst kısmında ise herhangi bir giriş ya da çıkış yer almıyor. Tasarım olarak baktığımız zaman göze hoş gelen bir telefon diyebiliriz. Lakin dediğim gibi artık damla çentik tasarımının geçmiş olması ve alt çerçevenin de biraz kalın olması sizi pek çok farklı alternatife yöneltebilir. Çünkü şu anda piyasa zaten damla çentik telefonlarla kaynıyor. Arka kapakta da öyle pek bir numara yok. Yani biliyorsunuz bazı modellerde böyle hani alacalı bulacalı renkler oluyor, ne bileyim ışığa tuttuğunuzda böyle süzmeler geliyor ortaya işte, ya da kristal desen çizimler oluyor. Lakin bunda düz bir kapak tasarımı karşımıza çıkıyor. Açıkçasını öyle telefonun dışarıdan bakıldığında o bu telefon neymiş çok güzel görünüyor diye bir albenisi de yok. Bunu sizlerle paylaşabilirim. Pek çok telefon gibi düz ve sade bir tasarıma sahip diyebiliriz. Evet, tasarımına bahsettikten sonra dilerseniz yavaş yavaş teknik özelliklerine değinelim. Bu telefonda arkadaşlar MediaTek tarafından geliştirilen Helio P90 Yonga seti var. Buna 8 GB'lık RAM eşlik ediyor. Dahili depolama alanında ise 128 GB'lık bir opsiyonumuz var. Bu depolama alanı size az gelirse microSD kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Şimdi burada hemen kafanıza takılacak olan bir soruyu cevaplayayım. Diyeceksiniz ki MediaTek Yonga setinde ısınma sorunu yok mu? Arkadaşlar MediaTek bu ısınma sorununu ciddi anlamda aştı artık. Ayrıca ısınma problemi biliyorsunuz biraz da telefonun iç tasarımıyla, mimarisiyle önemli bir şey. Yani Oppo'nun burada kullandığı soğutma sistemi de önem arz ediyor ısıtma açısından. Fakat yine de dediğim gibi MediaTek bu ısınma sorununu büyük ölçüde aştı. Tabii yine de baktığımız zaman Qualcomm Yonga setlerine nazaran biraz daha performansları düşük kalıyor. Lakin şunu da size hatırlatmak isterim. Halihazırda orta segmentteki en güçlü model olarak lanse edilen Redmi Note 8 Pro'da MediaTek Yonga seti var. Dolayısıyla MediaTek'in güçsüz olduğunu asla ve asla düşünmeyin arkadaşlar. Biz bu telefonda PUBG falan deneyimledik. Merak edenler varsa hemen bunu da dipnot olarak belirtelim. PUBG'de gayet güzel bir şekilde oynadı. Isınma, donma, takılma gibi problemler ortaya çıkmadı arkadaşlar. Dolayısıyla siz de bu telefonu oyun için alıyorsanız gönlünüz rahat edebilir. Her oyunu gayet performanslı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca 4025 mAh'lik bir batarya var bu telefonda. Dolayısıyla pilin de hemen bitmesi söz konusu olmuyor. Bildiğiniz gibi Oppo modellerinde oyun alanı diye bir sekme var. Madem oyundan bahsettik bunu da sizlere hemen belirtelim. Oyun alanına girdiğinizde arkadaşlar sizi hiçbir şekilde gelen bildirimler rahatsız edemiyor. Yani arama bile gelse arka planda redde düşüyor. Ya da işte o gerçi ayarlara göre de değişiyor. Ya da işte köşede küçük bir şekilde arama geldiğini size gösteriyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde oyununuz bölünmüyor. Bu da bence güzel bir özellik.
Çünkü oyundayken, özellikle de online bir oyundayken, PUBG olabilir, Fortnite olabilir ya da farklı bir oyun olabilir. Gelen aramalarda direkt oyundan düşüyordu telefon ve ya sizi oyundan atıyordu ya oyuna geri döndüğünde zaten ölmüş oluyordunuz ya da pek çok şey gitmiş oluyordu. Dolayısıyla burada oyun alanı sekmesi benim çok hoşuma gidiyor. Oyun alanına girdiğiniz zaman hiçbir şekilde iletişim ya da işte mesajdır, WhatsApp'tır, bildirimdir sizi rahatsız edemiyor. Yani Oppo'nun bu açıdan önemli bir iş çıkardığını söylemek mümkün. Bu arada batarya demişken şunu da belirtelim arkadaşlar. Telefonda 30 Watt'lık hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu sayede telefonun tam şarja ulaşması yaklaşık olarak 73 dakika sürüyor. Yani telefonunuzu şarja taktınız. 1 saat 13 bilemediniz 1 saat 15 dakikada telefonunuz tam şarja ulaşmış oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Telefonu takıyorsunuz. %5 şarjı var diyelim. 15 dakika sonra bir bakıyorsunuz %40 olmuş. Zaten çekiyorsunuz, alıyorsunuz. Bu sizi neredeyse hemen hemen bir gün daha götürüyor. Bu hızlı şarj olayı gerçekten çok faydalı kullanıcılar için. Ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda zaten telefonları böyle herhalde 5 dakikada falan şarj etmeye başlayacağız. Lakin bunun biliyorsunuz batarya ömrü biraz daha hızlı tüketiyor. Ama olsun, yani 2 sene kullanacağım ama ben 1 sene kullanayım. Ama telefonumu şarja taktığımda da 5 dakika daha şarj olsun telefonum. Ben bunu biraz daha böyle ödenebilir bir bedel olarak görüyorum. Evet arkadaşlar, bataryadan bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi ekrana. Biliyorsunuz son dönemde ekran özellikleri bizler için daha fazla önem kazandı. Bu telefonda da yine tatminkar bir ekran bulunuyor. İncelemenin başında da belirttiğim üzere zaten damla çentik bir ekranımız var. 1080x2400 piksellik bir çözünürlüğe sahip bu ekran. 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla karşı karşıyayız. Bu ekranın kasaya oranı ise %84,2 arkadaşlar. Dediğim gibi alt çerçeve biraz daha ince olsa bu oran %85, 86 hatta 87'ye bile çıkabilirdi. Lakin yan çerçeve, üst çerçeve çok güzel oranlandırılmış ama alt çerçeve biraz kalın kaçmış. Onu biraz daha ince etseler tadından yenmezdi. Teknik özelliklerin birçoğundan bahsettiğimize göre sıra geldi kameraya. Günümüzde pek çok kullanıcı kamerayı önemli bir kriter olarak görüyor ki bunda da çok haklılar. Genel olarak arkadaşlar son döneme baktığımızda çıkan telefonların büyük çoğunluğunda 3-4 ana kamera görmeye artık alıştık. Yani 1500 TL altına satılan telefonlarda bile şu anda 4 ana kamera görüyoruz. Nitekim bu telefonda da 4'lü bir ana kamera modeli mevcut. 48 megapiksellik 1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kamera var. Ona 13 megapiksellik telefoto, 8 megapiksellik ultra geniş ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Dolayısıyla bu kameranın genel anlamda beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Fakat tabi gün sonunda baktığımız zaman rakamların bizim için hiçbir önemi yok. Neye bakacağız? Telefonla çektiğimiz fotoğraflara bakacağız. Dilerseniz şimdi bu fotoğraflara bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonun fotoğraf çekme kalitesi son derece yerinde. Şimdi dilerseniz bir de video çekim kalitesine ve mikrofon kalitesine bakalım. Hemen telefonu alayım, sizlere bir video çekeyim. Evet arkadaşlar, bu videoyu şu anda Oppo Reno 3'ün ön kamerasıyla çekiyorum. Ön kamerayla çekim yaptığınızda görüntü ve ses kalitesi bu şekilde. Tabii biz şu anda iş ortamdayız. Dolayısıyla dış ortama çıktığınızda dış sesleri de alacaktır. Bunu da ihtimaller dahiline almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şu anda ise Reno 3'ün arka kamerasındayız. Arka kamerayla yaptığınız çekimlerde görüntü ve ses bu şekilde. Genel itibariyle tatminkar bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Zaten çok şey de beklememek gerekiyor. Ama dediğim gibi YouTube için falan bile video çekebilirsiniz. Sesi falan gayet güzel oluyor. Özellikle de böyle çok ses almayan bir odanız varsa son derece çekim için, kullanmak için de müsait bir telefon. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonun görüntü ve ses performansı çok da kötü değil. Fakat bunun da bir bedeli var. Gelelim Oppo Reno 3'ün fiyatına. Evet arkadaşlar, bu telefonun ülkemizdeki fiyatı 3999 Türk lirası, yani 4000 lira. Artık telefonların böyle uçuk fiyatlarla satışa sunulmasına alıştık. Biliyorsunuz kısa bir süre önce 200 dolar altına gelen telefonlara da bir vergi gelmişti. Dolayısıyla artık ülkemize ucuza telefon satılmayacağını söylemek de mümkün. Elbette 4000 lira ucuz bir fiyat değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani 4000 lira bu telefonu verene kadar tonlu alternatifiniz mevcut. Bunları kıyaslamanızı tavsiye ederiz. Biz bu telefonun P40 Lite'la da
ne karşılaştırmasını yaptık. Kamera karşılaştırmasını yaptık daha doğrusu. Orada dilerseniz işte fotoğraflara falan bakabilirsiniz. Ya da sitemizde yer alan farklı telefonların incelemelerine göz atabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi 4000 lira dediğiniz zaman çok geniş bir yelpaze açılıyor önünüzde. Dolayısıyla bu yelpazedeki ürünlere göz atmanızı tavsiye ederiz. Son olarak size şunu da hatırlatalım. Bu telefon Color OS 7 destekli Android 10 ile geliyor arkadaşlar. Kutudan açtığınızda yani Android 10 ile kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii şunu da dipnot olarak belirtmek lazım. Oppo ülkemizde böyle çok aman aman güncelleme desteği sunan bir telefon değil. Örneğin geçen sene 5000 küsür liraya satışa sunulan, ki hala 5000 küsür lira fiyatı, Oppo Reno Q model hala Android 9 ile çalışıyor. Yani Android 10 güncellemesi gelmiş değil. Bu güncelleme sorununu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.